İdrar yollarından, ağzından, burnundan kan geliyor. Raporlarına bakıyorum, ağır kanamayla hayatını kaybetmiş ama ölüm raporuna neden öldüğü yazılmıyor. Otopsi raporu yok. Çocuk belli ki ağır bir travmadan hayatını kaybetmiş. Baba feryat ediyor. Oğlumu diyor sapasağlam teslim ettim ben devlete diyor. Ve oğlumun cenazesini verdiler. Neden öldü benim oğlum diyor. Cevap yok. Bilmiyor kimse. Aradan 15 gün geçiyor, bir başka baba geliyor bana. 4 yaşında diyor, oğlumu emanet ettim diyor çocuk yuvasına. Birkaç yuvayı dolaştı diyor. Oradan Mersin'e gitti. Mersin'deki çocuk yuvasından kaybolduğunu öğreniyorum diyor. 2 gün sonra beni cezaevinden aradı. Baba ben PKK üyesiyim diye beni cezaevine attılar diyor. Bilmiyor baba ne olmuş ne bitmiş. 16 yaşında bir şekilde çocuğa ulaşıyorum. İnanılmaz şeyler söyledi çocuk bana. 15 kişi kayıp dedi çocuk yuvasından. Sadece ben değilim, başkaları da var dedi PKK üyesi diye cezaevinde. Ortalığı ayağa kaldırdım. Soru önergesi verdim. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Çocuk yuvasının yetkilileri kalktı gitti cezaevine. Bu bilgileri Turan Çömez nereden öğrendi diye onu sorguluyor. Ya bir kendini sorgulasana. Soruyorum Sayın Bakan'a. Niye yapıyorlar böyle bir şeyi peki? Tuz kokmuş. Soruyorum Sayın Bakan'a. Ya Sayın Bakan, sen Belçika'da Hristiyan Demokratlar'da siyaset yaptın. Şimdi geldin Müslümanlarla siyaset yapıyorsun. Anladım. Senin ülkende böyle miydi ya? Böyle bir ihmal olsa, böyle bir rezillik olsa o bakan o görevde durabilir mi? Bir hafta sonra Ankara'dan Sincan'dan 2 tane çocuk kaçıyor. Geliyor Balıkesir'e kadar. Balıkesir'de bir aileye sığınıyor. Oradaki çocukların bir tanesinin yakınıymış falan. Aile beni arıyor. 2 tane çocuk kaçmış. Ne olur milletvekilim bana yardımcı ol diyor. Getir çocukları dedim. Aradım vali beyi. 2 tane çocuk var burada. Bunları alın yerleştirin. Sağ olsun vali bey ilgilendi, yerleştirdi. O arada çocuklar çok vahim şeyler anlattılar. Bıçaklandım ben yuvada diyor çocuk. Yaralarını gösteriyor. Yuvada diyor tecavüze uğradım diyor. Daha vahim şeyler var. Uyuşturucudan bahsediyor. Soru önergesi verdim. Ortalığı ayağa kaldırdım. Gitti suç duyurusunda bulundu Sayın Bakan. Sanki Belçika'da Hristiyan Demokratlar'da öyle öğretmişler kendisine. Böyle bir devlet olur mu Allah'ınızı severseniz? Nazif Bey anlattı. Yani Ayhan Bora Kaplan meselesi. Ya adam öyle bir çete kurmuş ki soru önergesi veriyorum defalarca. Maliye Bakanı bana cevap veriyor. Diyor ki bu müşteri sırrıdır söyleyemeyiz. Ya arkadaş... Halk Bankası'ndan 700 milyon o zamanın parasıyla adamın şirketlerini çıkarttım. Şirketlerin hiçbir kredisi yok, kredibilitesi yok, teminat göstermemiş. Daha vahim şeyler var orada. Banka müdürü birilerinin üzerine sahte bir takım evraklar düzenleyerek buna şey göstermiş, teminat göstermiş. Daha sonra aracı olan kişi bu para aldıktan sonra Dubai'ye kaçmış. Korkunç bir kirli atmosfer. Rezil bir durum. Halk Bankası'ndaki yetmemiş, Vakıf Bank'tan aynı şeyi yapmışlar. Soru soruyoruz Maliye Bakanı'na. Diyor ki müşteri sırrıdır. O kadar inandırıcı bir şekilde reddediyorlardı ki. O kadar inandırıcı reddediyorlar. Nasıl reddedecek? Ondan sonra sonunda kendileri çıkarttı. 800 değil ama 500. Ve milyon. Ondan sonra diyor ki bu müşteri sırrıdır diye. Bir şey. Hangi birine itimat edeceksiniz? Ya şeyin Sinan Ateş'in cinayeti bile basbayağı bir Türkiye fotoğrafıdır. İşin içerisinde tek mili birden MİT var, emniyet var, efendim özel harekat, her şey var içerisinde. Böyle bir ülke ayağa kalkar mı? Bakın Erdoğan'ın bu ülkeye yaptığı 3 temel sorun var, 3 temel tahribat var. Bir tanesi ekonomi. Ekonominin bu hale gelmesinin 2 temel sebebi var. Bir, beceriksizlik, çapsızlık ve aymazlık. Ama asıl sebep korkunç bir rant ve hırsızlık. Bu hale getirdi ülkeyi. İkincisi, kurumları yerle bir etti. Mahvetti kurumları. Atatürk'ün bu ülkeyi kurarken bize armağan ettiği o muazzam kurumları tek tek çürüttü ve çökertti. Ve tek adam rejimi altında kurumlar inim inim inliyor. Zamanı olursa ilerleyen dakikalarda sağlıkla ilgili sorarsanız da söyleyeceğim şeyler zaten var. Zaten özellikle kurumlardan sonra çok daha vahim ki bu ikisi bir şekilde rehabilite olur. Hep beraber toparlayabiliriz bunu. Ülke bunlardan kurtulur ayağa kalkar. Yeniden restore edebiliriz. Ama bu ülkenin başında 10 milyon bir kaçak belası var. Bunların en az 500 bini Afganistan'dan Belucistan'a gelmiş, oradan İran'a gelmiş, Hürriyet Meydanı'nda beklemiş, oradan doğu sınırından sırtlarındaki metamfetamin çantalarıyla bu ülkeye gelmişler.